Merhaba dostlar, ben Kaya. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü inceleme videomuzda liselere giriş sınavında karşımıza çıkabilecek yeni sınav müfredatından bahsediyor olacağız. Biraz önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu müfredat içerisinde birinci dönem konuları var. İsterseniz bunları buyurun teker teker ele alıyor olalım. Evet dostlar, sınava esas derslerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konu kazanım ve açıklamaları. Yani bu cümleden şunu anlıyoruz: yüz yüze eğitim yapmadığımız hiçbir konu, hiçbir kazanım sınavda karşımıza çıkmıyor olacak dostlar. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek. Yani televizyondan, EBA TV üzerinden işlediğimiz konular sınavda karşımıza çıkmıyor olacak. Sadece okulda yüz yüze yapmış olduğumuz eğitimden sorumlu olacağız dostlar. Buyurun isterseniz hemen Türkçe dersi içeriğinden bahsediyor olalım. Evet dostlar, Türkçe dersi öğretim programı yüz yüze yapılmış olan konuları hızlıca görelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi kazanım ve açıklamalarda söz varlığı var. Yani bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin etme durumu. Deyim ve atasözleri karşımıza çıkacak. Metindeki söz sanatları, fiilimsiler, geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısı, metindeki anlatım biçimlerinin anlaşılması var dostlar. Anlama kazanımında ise görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin etme, okuduklarını özetleme, metinle ilgili soruları cevaplama, yine metinle ilgili soruları sorma, metnin konusunu belirleme, metnin ana fikrini, ana duygusunu belirleme konuları var. Metindeki yardımcı fikirler, metnin içeriği, okuduğu metindeki hikaye unsurlarını anlama, metnin içeriğini yorumlama söz konusu dostlar. Metinde alınan sorunlara farklı çözümler üretme, metinler arasında karşılaştırma yapma, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunma, metin türlerini ayırt etme, görsellerle ilgili soruları cevaplama, metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrama, medya metinlerini analiz etme durumu söz konusu dostlar. Grafik, tablo ve çizelgedeki bilgileri yorumlamamız gerekiyor. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirlememiz isteniyor. Yazma bölümünde ise yazdıklarını düzenleme, cümlenin öğelerini ayırt etme, yani özne, nesne, yüklem gibi dolaylı cümle bizden yüz yüze anlatılan konular sınavda istenebilir dostlar. Buyurun isterseniz matematik dersi konularına bakıyor olalım dostlar. Evet arkadaşlar, matematik konularında sayılar ve işlemler, yani çarpanlar ve katlar var. Başka üslü ifadeler var. Başkaca karaköklü ifadeler karşımıza çıkacak sınavda. Ondalık ifadeler, karaköklü ifadeler, karaköklü ifadelerin toplama ve çıkarma işlemlerini yapma, gerçek sayıları tanıma gibi konular sınavda karşımıza çıkacak. Veri işleme, yani verileri analiz etmemiz isteniyor olacak. Olasılık konuları da sınavda karşımıza çıkabilir dostlar. Cebirsel ifade ve özdeşlikler kavramları karşımıza çıkabilir. Çarpanlara ayırma, cebirsel ifadelerin çarpımını yapma, özdeşiklikleri modellerle açıklama konusu karşımıza çıkabilir. Matematik konuları bu kadardı. İsterseniz hemen hızlıca fen bilimleri dersi öğretim programına bakıyor olalım. Evet dostlar, fen bilimleri programında mevsimler ve iklim, yani dünya ve evren konuları var. Mevsimlerin oluşumu, iklim ve hareketleri karşımıza çıkabilir. DNA ve genetik kod, yani canlar ve yaşam ünitesi, DNA ve genetik kod bölümleri sınavda karşımıza çıkabilir. Kalıtım konusu var. Mutasyon ve modifikasyon konuları da sınav müfredatı içerisinde yer alıyor. Adaptasyon, çevreye uyum, biyoteknoloji konuları sınavda bize yöneltilen sorular içerisinde yer alabilir. Basınç, fiziksel olaylar, basınç kavramı sınavda karşımıza çıkacak. Madde ve endüstri, madde ve doğası, periyodik sistem karşımıza çıkabilir. Fiziksel ve kimyasal değişimler yine sorulabilir. Kimyasal tepkimeler, asitler ve bazlar konuları sınav müfredatında yüz yüze işlediğimiz konular arasında yer alıyor arkadaşlar. Buyurun isterseniz hızlıca Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı'nda neleri işlemişiz ilk dönem ve sınavda hangi konular karşımıza çıkabilir, bunlara değiniyor olalım.
Evet dostlar, birinci ünitede bir kahraman doğuyor. Ünitesinde Mustafa Kemal'in çocukluk öğrenim hayatı, yine Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılda, yüzyılın başlarında siyasi ve sosyal durumu karşımıza çıkacak. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir dünyası karşımıza çıkabilir. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı. İkinci ünitede milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar söz konusu. Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmelerin kavranması. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunun hakkında çıkarımlarda bulunma. Monros Ateşkes Anlaşması. Kuvayi Milliye'nin oluşum süreci ve sonrasında meydana gelen gelişmeler karşımıza çıkabilir. Milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmalar, Misak-ı Milli'nin kabulü ve TBMM'nin açılışı, bunlar sınavda bize sorulabilir. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar ve ayaklanmaların bastırılması noktasında ortaya konulmuş adımlar karşımıza çıkabilir. Yine ya İstiklal ya Ölüm ünitesinde milli mücadele döneminde Doğu Cephesi ile Güney Cephesi'ndeki gelişmeler, milli mücadele döneminde Batı cephesinde meydana gelen gelişmeler, milli mücadelenin zor döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün milli ve çağdaş eğitime verdiği önem, Türk milliyetinin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Milliye emirleri karşımıza çıkacak. Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, bu konular, Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, Mudanya Anlaşması, bunların bilinmesi gerekiyor. Evet dostlar, isterseniz din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde karşımıza çıkması muhtemel sınav soruları içerisindeki derslere, konulara bakıyor olalım. Evet dostlar, birinci ünitede kader konusu vardı. Kader konusunda kader ve kazanın sözlük terim anlamları, Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu denge, düzen, ölçü, plan, programla ilgili olan ayet ve hadislerin kader ve kaza ile ilişkilendirilmesi, insanın ilmi iradesi, kader ve kaza kavramlarının analiz edilmesi, yanlış kader ve kaza anlayışlarının ifade edilmesi ve her ünitede olduğu gibi bir peygamber var bu ünitede de, Hz. Musa'nın hayatının ana hatlarıyla bilinmesi, Ayet-el Kürsi'nin anlamı ve kendisinin bilinmesi gerekiyor dostlar. İkinci ünitede zekat ve sadaka var. Zekat ve sadaka noktasında bir defa İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemin anlaşılması gerekiyor. Bu ünitede de bir sure ve bir peygamber var. Peygamberimiz Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Sure ise Maun suresinin kendisi ve anlamının bilinmesi gerekiyor. Bu ünitede paylaşma ve yardımlaşmanın önemi, bazı kavramlar var. İnfak kelimesi, infak kavramının bilinmesi, sadakanın nasıl bir yardımlaşma türü olduğu, toplumsal ve bireysel faydalarının ön plana çıkarılması, bilinmesi gerekiyor dostlar. Üçüncü ünitede din ve hayat var. Din ve hayat konusunda değerli dostlar, dinin bir defa sözlük anlamı, dinin terim anlamı ve dinin birey ve toplum üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi gerekiyor. İslam dini özelinde ise can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti konusunda İslam'ın ortaya koymuş olduğu ilke ve hedeflerin bilinmesi, analiz edilmesi gerekiyor dostlar. İsterseniz şöyle bir hızlıca İngilizce dersine de bakıyor olalım ama İngilizce dersi açısından çok bir yorum yapamayacağım. İsterseniz şöyle size gösteriyor olayım. Çünkü bu PDF'yi ben açıklama bölümüne koyacağım. Oradan çok detaylı bir şekilde konulara vakıf olabilirsiniz dostlar. İngilizce öğretim programı hakkında genel bir değerlendirme yapılıyor ve daha sonra yüz yüze yapılan eğitimde hocalarımızın bize anlatmış olduğu konular bu şekilde bizlere liste halinde sunulmuş durumda dostlar. Evet, metinler var, dinleme var, konuşma var anladığım kadarıyla, yazma var. Dediğim gibi PDF'yi açıklama kısmına koyuyor olacağım. Oradan detaylı bir şekilde yararlanabilirsiniz dostlar. Peki, ben videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hoşça kalın, esenle kalın dostlar.